Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Kasım Pazar İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak yani zevkli geçmesine aday gördüğüm koşular yani baktığımız zaman yani para verecek program gerçekten zor bir program. E, banko adaylarımız var. alternatif banko adayımız var. E, herkese bol şanslar diyorum. Verdiğim sıralamayı not alırsanız sizlerin de tuttuğunuz safkanlar varsa yani e, birazcık bütçemizi aşabilecek bir e, kupon gibi görünüyor. Gerçekten zor koşular. Saatlerimiz 00:26 yani yarına geçmiş olduk. Pazar gününe geçmiş olduk. Çalışmanın daha yeni bitirdim. E, bakalım. Akabinde Adana koşuları var. E, orada da iyi e, görünen safkanlar var. Takip safkanlarımız var. Bakalım inşallah detaylı bir şekilde sizlere sunarım. Herkese bol şanslar diyerek videomun altına bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu izlerken dinlerken bir beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır. Evet yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdi. Handikap 17. 4 yaş araplar 2100 metre sentetik kuma çıkacaklar. 8 safkanımız bu mücadele içerisine girecek. Evet burada 3 nolu Caymaz'ın oğlu Verat abi işte ben 1-2 adım önde tutuyorum. 1 nolu A turbo sanki 1-3 yeterli gibi görünüyor ama 5 nolu hedefim Mertcan Çelik'le kesinlikle imale gelmeyecek. 2 tane sürpriz isim Savaş Çitay bomboş güle Adem Aslan'la bir bomba yapabilir. Mutlaka ve mutlaka kuponunda yer vereceğim. Ve 4 nolu Doğu Yıldızı Gökhan Kocakaya dikkat diyeceğim. Bir baba mevlüt temsilcisi mutlaka değerlendireceğim. Yani 3 1 5 çizgi 8 ile 4 çok sürprizde olan isimler burayı ben e, bu 5 safkanla geçmeyi planlıyorum. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 5 4 ve Kore Arapların 1600 metre çime çıkıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Haznedar baktığımız zaman yani sırtan bir safkanın son yaptığı 9'unculuğu ben kesinlikle ölçü almadım bir koşu sevgili olsa. O da grup 3'te 2400 metre çimde mücadele etmişti. Aslında ee, yani önlerde tutulan bir safkanda Halis Karataş'ta. Yani beklediğimiz performansı sergileyemedi. Ondan önceki koştuğu koşular gerçekten harikaydı. Müthiş işleri imza attı. Şart 4600'de Özen Yıldırım'la kazanmıştı. Şimdi Vera Tabiş'i deklere görüyoruz. Bir nolu Haznedar ilk tercimiz Lima bunun en ciddi rakibi olma konumunda Gökhan Kocakaya ile. Yani 1-3 sanki yeterli gibi görünüyor ama burada 7 yolu fış fış. Mutlaka kuponunda yer vereceğim. 2 nolu savkunun yüce kan bomba bir isim. 9 ve 5 de buranın sigortası olacak kalibre sahip savkalar. 1-3 ufak bir çer arkadaşlar yeterli gibi görünüyor ama ben 7-2, 9 ve 5'i de ihmal etmeyeceğim ikinci koşumuzda. Evet üçüncü koşumuz Meydan 2 yaşlı İngilizler 1428 safkanımız yer alacak. 7 plasa ve birinci üçlü gayrimizle bu koşuyla başlayacak. Evet gruba baktığımız zaman yani bu grupta 2 nolu safkanımız ilk defa e, piste çıkacak. Ayakları düz bassın diyelim. Evet 3 dört nolu safkanlar birazcık tempo verecek gibi görünüyor. Yani şu hatırlatmayı da yapalım sevgili dostlar. Yani sentetikte, çimde iyi koşan safkanlar belki yarın gerçekten yani bugüne baktığımız zaman Hava gerçekten çok kapalı, İstanbul'da yağış var, çimler belki kuma alınabilir sevgili dostlar. Ona göre şablonlarımızı çıkartmaya çalışıyoruz ama tabii ki çıkan atlar da olabilir. Yarın son noktayı yarışa bir saat kala, iki saat kala belki değişiklik yapabiliriz sevgili dostlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet yorumlara devam edelim. Evet üçüncü koşuda e, sekiz sapkanımız yer alıyor demiştik. Ben burada Altan'dan çok çok iyi bir performans gelmesini bekliyorum. Çünkü hem çimde hem sentetikte e, iyi işleri imza attı. Akın Sözler'le güzel bir ikinciliğe sahipti. E, sentetikte Koç'ta Koş'ta 1500'de iyi bir performans sergiledi. Şimdi Vera tabi görüyoruz. E, ben e, Altan'ın yani bu koşuyu e, Leyne e çevirmesini bekleyeceğim. Yarın rahat bir birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Ben yarın banka olarak tercih yapacağım. Ve de bura rakip olarak 3 ve 4 nolu safkanları ikili için değerlendireceğim. Evet geçelim 4. koşu handikap 16-1 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik kum. 11 safkanımız yer alacak. 8 ve 10 nolu safkanlara ekürü. 2. altılı gayanımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada baktığımız zaman iki nolu safkanımız Ayhan Kurşun'la ikinci kez buluştu. Yani yarış tempolu girecektir. Ee, yani iki nolu safkanımıza e, hata yapmadığı sürece yani bu koşuyu kazanma çok çok yakın gibi görünüyor. Alternatif bir banko kuponu olacak arkadaşlar. Yani bankoyla başlayabilir ikinci altılık ayağına. Risk almayacak arkadaşlar. Y2 ya, ya banko olur ya da burası sevgili olsa hepsiye kadar gider. Yani çok karışık bir Ayak onu söyleyeyim. Rakip 7 nolu savkanımız Rozerya Nevzat Avcı'yla çok çok dikkat. Yaptığı satış bir 1500'de sentedikte bu mücadelede Mehmet Kaya ile iyi bir koşu çıkartıp kazanmıştı. Sonra Çim'de Bursa'da bir yarış gördü. Tekrar İstanbul sentide geri döndü. 7'yi kesin imal etmeyebiliriz. Sonradan 5 nolu savkanımız Mücahit Bayır'la Mücahit Bayır bedava İstanbul'a gelmez. Dikkatinizi çekerim. Sonra 6, 3, 1, 2, 8 ekürlere kadar girecek bir koşu gözlemledim. 2 kazanma yakın. Gözümüzü kapatıp tek açacak arkadaşlar için, ufak oynayacak arkadaşlar için yeterli gibi görünüyor. Ama burası gerçekten sürprize müsait gibi görünüyor. 2 gelmedi takdirde burayı bulmak çok zor. 7, 5, 6, 3, 1, 2 ve 8 şeklinde oluştu. ikinci altılı başlangıç ayındaki sıralama. Evet beşinci koşu evet yani sıralamayı veriyorum. Kazanacak safkanı her zaman önde öneriyorum. Ee, arkasına gelmezse bu gelmezse şu 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 safkanlar diye not alıyorum. Dileyen arkadaşlar verdiğim 2-3 safkanı geçebilir veya 4 safkanı yazabilir. Kendi tuttuğu banko veya benim verdiğim banko güvenip Banko atabilirler sevgili dostlar. Bazı arkadaşlar abi diyor bu kuponu e, sen oynuyor musun? Yatırıyor musun ki bunları veriyorsun? Yani azaltmanız e, kurguyu ona göre kurmanız sizin elinizde sevgili dostlar. Bunu dile getireyim. Ben e, sıralamamı veriyorum. verdim sıralamamın 3 altını veya 4 altını oynayabilirsiniz. Tercih size. Tabii ki ben burada... Bunu yatırdım, şunu yatırdım. Ben e, sizlere kendimi kanıtlamak durumunda değilim. Yani ben e, yani oynuyorum dediğim zaman inanmıyorlar. Oynamıyorum dediğim zaman yine inanmıyorlar. Yani bunu söyleyebilirim sadece. Benim oynadığım kuponları gören arkadaşlar olmuş olsa, bazı arkadaşlarımız biliyor. WhatsApp'ta da e, birkaç arkadaşımızla da görüşüyoruz. E, birbirimize de zaten kupon atıyoruz. Abi inşallah gelir. İnşallah şey. Üzüldüm diyor kuponuma. Yani e, bilen biliyor zaten bizi. Evet 5. koşuyla devam edelim. Handikap 16 3 ve Kore İngilizler 1400 çim 12 safkanımız yer alacak. 1 ile 3 nolu safkanlar ekürü 4 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da ilk tercihimiz 4 nolu safkan Peligrosa diyeceğiz. Akın Sözen eşliğinde 3 nolu kopta Gökhan Kocakaya ile mutlaka yazacağımız bir e, safkan olacak. 5 nolu safkanı Vedat Abiş'le. işte. sonra 2 nolu safkanımız Mert Uyar eşliğinde 6 ve 7 nolu safkanlar buranın bomba isimleri bu safkanları da dikkat diyeceğim ben sürpriz arayacak arkadaşlar için önereceğim safkanlar. Evet geçelim 7. koşu pardon 6. koşumuza Sakarya koşusu grup 2 2 yaşlı İngilizler 1800 metre çime çıkacak. 14 safkanımız yer alacak. 3 le 14 Nolu Safkanlar Ekürü 8-12 Nolu Safkanlar Ekürü olarak piste çıkacaklar. Evet burada Sakarya koşusunda yani 1 Nolu Cesur Ali sanki yarışı e, kazanma yakın gibi. Ankara'dan geliyor. İlk dava İstanbul'a. Biliyorsun Ankara'dan e, formda gelen Safkanlar Gökhan Kocakayla zaten 2 iki yaptı. Ankara'da gelen Safkanlar genelde çok çok öne çıkıyor. Yarın Çim'de bu e, koşu koşulur mu? E, tabii ki onu İzleyip hep beraber göreceğiz. E, çünkü bu koşu genelde çimde koşuluyor. Yani baktığımız zaman yani ağır çimde ne zaman koşulmuş? Bir 4.9'da koşulmuş, 4.3, 4.8, 5.0'da çok ağır bir çimde e, koşulan koşularımız var sevgili dostlar. Genelde belki çimde koşulabilir ama tabii ki yarın son kararı e, tabii ki oradaki hakem heyeti karar verecek. Ya yani Cesur Ali yarıştan da çıkabilir. Onu tam kestiremiyoruz tabii ki. Bir nolu Cesur Ali ile başlayacağız. Ee, sonra yedi nolu savkanımız oğlumsun işman çizikle dokuz, on ve 12 benim 6. koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 7. koşu Ayasofya koşusu açık iki dişler ama su üç ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. 1 ile Altınoğlu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada Banko ismi olacak. Yarın e, yine Brella, Mehmet Akgöz'da 22'de 12 yaptılar. Yani gruba baktığımız zaman İstanbul açık 2400'ü kazandı. E, grup 1 son koşusunu yine kazandı. Kapadokya koşusunu Mehmet Akgöz'da 2000 metre kumda yani baktığımız zaman yani gerçekten çok çok formlu bir safkan. Ben genel birerle diyerek kenara çekileceğim sevgili dostlar. Yani kazanmasını bekliyorum. Ankara olsun, Bursa olsun, İstanbul'da bir çim yarışı vardı Mehmet Akgöz'da. E, de ayrıldı İstanbul'da aynı şekilde, şekilde 2100-2400 iyi koşular çıkarttı. Dördüncülük elde etti, 1600 çimi kazandı. Ee, grup bir de ee, yani baktığım zaman İstanbul sentediğinde koştuğu zaman yani bir kere koşu gördü İstanbul sentediğinde yanlış hatırlamıyorsam zaten yarışlarına da baktım onu da kazandı ee, sonra Ankara'da koştu yine kazandı ee, tekrar İstanbul'da ikinci sentediğe çıkacak ben General Birella'nın kazanmasını bekliyorum yarın banko olarak tercih yapacağım 5 ile 2'nin ol sapkanları da ikili için değerlendireceğim bu koşu için. Evet geçelim 8. koşu şartlı 5-3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim 7 safkanımız yer alacak. Evet burada 4 nolu safkanımıza başlıyoruz Akın Sözen eşliğinde. 3 nolu safkanımız Hakan Yıldız da 1 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 8. koşuda. Evet geçelim 9. koşu handikap 15 3 yaş araplar 1900 metre çime çıkıyor. 14 safkanımız yer alacak. Evet birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. 5 nolu safkanımıza başlayacağım. İlk tercihim olacak Mertcan Çelik'le. 3 1 6 4 10 ve 11 şeklinde oluştu son koştaki sıralamam sevgili dostlar. Evet Bursa'ya aktaracağım. İstanbul programı için sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinize bol şanslar sevgili dostlar.